İşte burası. 57 numara. Ya sence atölye için uygun bir yer mi burası? Hem de moda atölyesi için. Yani. Uf, tamam. Evet, değil. Öykü, bak geri dönelim. Hiç zorlamayalım. Hem sen buralarda çalışamazsın ki. Olmaz. Ya Ayaz, benim çalışmam lazım. Ayrıca ne yapayım? Koca parası mı? Hayallerim var benim, biliyorsun. Ama merak etme. Hayallerim de sende varsın. İnşallah çizimlerimi beğenirler. İnşallah beğenmezler Öykü. Ya deme öyle. Tamam hadi yürü. Nasıl bir yer burası ya? Böyle bir yerde atölye mi olur? Bakacağız artık. Ya annemin dediği gibi son ütücü olmam inşallah. Öykü, bak dönelim. Boş ver. Burası sana uygun bir yer değil. Buraya kadar geldik. Dönmeyeceğim. Ya bir konuşalım, ne olacak ki? Zorla işe alacak halleri yok beni herhalde. Ayaz, anlamıyorsun. Ya bugün cesaret edip yapmadığım şeyler için yarın şansım olmayabilir. O yüzden bu kapıdan gireceğiz. Merhaba, ben iş görüşmesi için gelmiştim. Ya, patron yok ama. Ne zaman geleceğini de bilmiyorum. Siz şuraya yazın telefon numaranızı. Dosyanızı da bırakın. Ararız. Şey, siz manken misiniz acaba? Yok canım, konu manken o. Sen ver bakayım bana kalemi. Kızdığına göre. Sahibi sensin. Anlamadım. Abi enişten mi oluyor diyorum yani? Ha canım, enişte enişte. Allah sahibine bağışlasın. Gözü olanın gözü çıksın inşallah. Ama pek bir yakışmışsınız. Tuzlukla biberlik gibi. Sağ ol, sağ ol. Kız Yağmur, senden de korkulur ha. Uğraşma. Kıkırdama Remziye ablam. Ablam kıskanıyor. Onların başı bağlı. Vallahi bir kocaları var, bıyıklı sakallı. Görsen korkarsın. Benim de yaşım küçük, ehliyetim yok. Kıskanma yani. İçin rahat olsun. Kıskanmıyorum, beni kıskanmış. Üstüme ilk sağlık. O zaman sen burada işe girersen, iznin olursa tabii, eniştemin puanı olsak. Şaka mısın sen ya? Ay değilim. Ama baksana, kitap gibi maşallah. Sayfa sayfa okunur. Ver şu kalemi, ver. Aa. Bak Ayaz bak, benden çok konuşan da varmış. Hep benim hakkımı yiyorsun. Hakikaten varmış. Eniştem de yazsın oraya numarasını. Yani bir sorun olursa onu da ararız. Gerek yok canım ya, karışmasın kafa. Çizimlerimi de bırakıyorum, patronum baksın. Bu benim tasarımım. Hangisi abla? Bu tatlım, bu bak bu. Manken üzerindeki benim tasarımım. Ne işi var burada? Aa, abla ne yapıyorsun ya? Güldük, eğlendik, hadi gidin artık. Ya seni...
O patronun buraya gelecek, bana hesap verecek. Yok patron burada, yok. Yok. Enişte bir şey söylesene ya. Ya Öykü tamam, sakin ol. Bak beni tanımıyorsun, benim tersim çok pistir. Fayaz bir şey yap. Ne yapayım Öykü? Polis çağır. Ne polisi? Abla saçmalama. Yok. Bir dakika, telefon çalıyor, hemen devam edeceğiz ama. Hah, bak meslektaşın arıyor. Efendim Şeyma. Öykü beni iyi dinle. Sen boşandın diye pek bir rahatladın ama bence çok yanlış yapıyorsun. Şimdi şu an gidiyorsun, Monika ile konuşuyorsun ve onun üstünden çekiyorsun, anladın mı? Yoksa babanı ararım ve her şeyi anlatırım. Biliyorsun yaparım bunu, hadi. Şeyma. Abla kötü bir haber mi var? Ayaz! Ya sen niye bakıyorsun orada? Annemin fotoğrafı var burada. Hani senin annen de ünlü bir tasarımcı ya. Fotoğrafının burada olmasından daha doğal bir şey yok zaten. Kimmiş arayan? Kim olacak? Başımın belası Şeyma. Abla, ben sana çay koyayım mı? Ha, vallahi bak, oturalım dertleşelim. Sen bana baş belanı anlat. Ben de sana ne anlatayım? Çocukluk aşkımı anlatayım. Sakinleşmez o. Birazdan yine patlar. Ya tamam, koy koy. Çay diye diye canımı çektirdin. Ne diyorum ben ya? Koyma bana çay falan. Zaten canım burnumda. Hem tasarımımı çalmış hem de sakin olacakmışım. Yeter be, çekil. Bir yandan Şeyma, bir yandan sen. Bıktım artık ya. Ya abla, senin tasarımın değil o. Ya abla bırak, yırtacak mı şimdi elbiseyi? Çekil. Ya senin tasarımın değil bu. Hey. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bu kim? Bağırıyordum patron diye, geldi işte. Beyefendi. Benim tasarımım olan kıyafetin sizin mankenizin üstünde ne işi var? Güzel. Niye bağırıp çağırıp duruyorsun teşekkür edeceğin yerde? Ha? Anlamadım. Diyorum ki tasarımlarını herkesin ulaşabileceği ve satın alınabileceği bir hale getirmişiz. Ne var bunda? Mutlu olman gerek. Ayazcığım duydun mu? Hırsız Bey ne kadar efsanevi bir iş yapıyormuş meğerse. Ya bildiğin Robin Hood. Zenginleri alıp fakire veriyor. Siz bunu kesin bedava yapıyorsunuzdur değil mi? Sen bizle dalga mı geçiyorsun? Yo, bazen zenginden alıp zengine verdiğim zamanlar da oldu. Ayaz, yürü yürü gidelim. Yoksa ben katil olacağım, sen de hapislerde benimle uğraşacaksın. Yürü. O fotoğrafı yerine bırak delikanlı. Annemin fotoğrafı? Bir hırsızın atölyesinde olamaz. Annem mi? Ver şu fotoğrafı. Hemen terk edin atölyemi. Defolun. Terbiyeli ol biraz. Çıkın dedim. O fotoğrafı bana vereceksin. Son kez uyarıyorum, terk edin burayı. Çıkın defolun. Sizi şikayet edeceğiz, biliyorsunuz değil mi? Bu hırsızlığınız yanınızda kalmayacak. İstediğin yere şikayet et. Mani olan yok. Ayaz yürü gidelim ya, hadi. Ya Ayaz yürü diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.